Kemalistler slogan adamıdır, slogan. Slogan söylerler. Sevr ölüm, lazan hayat. Burada bir fıkra anlatayım size. Rüknettin Resuloğlu diye aklınızda kalır böyle hikayeler ama bir zihniyeti gösteriyor. Rüknettin Resuloğlu diye bizim talebeliğimizde, bizim Trabzon Cemiyeti'nin, Trabzon Liselerinden Yetişenler Cemiyeti'nin eski mensuplarından birisi, bu cemiyetin yayınladığı dergide bir makale yayınladı. Bu hukuk fakültesinde tembel bir talebeymiş. Tembel. Meşhur Mustafa Kemal'in adamlarından Mahmut Ezat Bozkurt bunun hocasıymış. İmtihanda demiş ki buna, Sevr'le Lozan'ı bir mukayese eder misin? Bu yazıyı bir yerde ben iktibas ettim. Şimdi hatırlamıyorum nerede. Ama ben Rüknettin Resuloğlu ile çok görüştüm. Ben o cemiyetin başkanlığını yaptım. Biz geceler, Karadeniz geceleri yapardık. Onlar da mikrofon onun elinden düşmezdi. Kendinden de dinledim. Lozan'la Sevr'i bir mukayese et. O Lozan'ın bir adını duymuş, Sevr'in de bir adını duymuş. Ama bir slogan duymuş. Sevr ölüm, Lozan hayat. Benim gençliğimde de bu slogan böyle dalga dalga bütün mekteplerde söylenirdi. Pelesenk halinde. Bu ne desin? Sevr ölüm demiş. Lozan hayat demiş, arkası gelmiyor. Çaktım diye ağlamaya başlamış. Mahmut Ezat, Türk genci, yazının adı Türk gencidir. Bu tahassüs bana yeter. Bu tahassüs bana yeter. Geçtin, kalk. Duygulanmış, ağlamış zannetmiş dangalak. Herif hiçbir şey bilmeden sınıfı geçmiş. Aynı Mahmut Esat Bozkurt hatıralarında diyor ki Musul'un kaybından sonra bir gün bu iş bahsedilirken Mustafa Kemal'in buna üzgün olduğunu gördüm. Çünkü petrol parasını elde edebilseydi Ağrı Dağı'nı yontar Mustafa Kemal'in heykeli haline getirirlerdi ki Süphan Dağı'ndan görünsün. Allah o parayı onlara nasip etmedi. Gavurluğun çoğunu fukaralıktan yapamadılar. Bu da kaderdir. Ben hep kader perspektifinden de bakarım bir şey. Müminin şiarıdır.